Bu oblukların oluşması tüm yeraltı sularının çekilmesinden kaynaklanıyor. Yeraltı eskiden buradan 25 sene önce 10 metreden su alıyorduk. Şu anda 90 metreden su alıyoruz. Evet, yeraltı suları çekiliyor. Karapınar'da obruk sayısı artıyor. İlçeye bağlı Gazi Osman Paşa mahallesine 25 kilometre mesafedeki Avşar mevkiinde yeni bir obruk daha oluştu. Bir akşam çalışan işçiler sesle ürkülüyorlar. Tabii ne olduğunu anlayamıyorlar. Sabah uyanıyorlar. Yerin opluğunu, yarıldığını görüyorlar. Hala da opluğunu gözleri görüyor. Yonca tarlasında meydana gelen obruğun derinliği 20, çapı ise 30 metre. Yarım oğlu obruğuyla Sırnık obruğunda oluşan oluşumundan sonraki ikinci obruktur. Bayağı Sırnık obruğundan büyük olan bir obruk. Çapı 20 metre, derinliği 20 metreden fazla. Obruk etrafına emniyet şeridi çekilerek Konya İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Mesela adam buğdayı kaldırıyor, pancar ekiyor, mısır ekiyor. Bunları yasaklayacak. Yasaklamadığı müddetçe bu böyle kuyu çalışırsa bu kuyulara deniz atsan deniz dayanmaz. Yapacak bir şey yok. Devlet bundan önlem alması lazım. Bu bir günlük değil, iki günlük değil. Bu dünya döndüğü müddetçe bu karabuğar var olacak. Bölge halkı yeraltı suyunun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunuyor. Suyu tasarruflu kullanalım. Ona göre ekim yapalım. Bu bir günlük değil. Arkamızda kendi çocuklarımız var, neslimiz var. Bunlar da ihtiyacı var. Bir günlük değil, iki günlük. Ben 5 sene varım, 3 sene varım. Arkamda çocuk da var. Gelecek nesillerimiz var. Çiftçilerimize oldukça suya ihtiyacı olmayan ürünleri ekelim. Suyu tasarruflu kullanalım.